Bugün Ankara'da e, yani saat 11 civarında çok önemli bir toplantı gerçekleşti. E, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, MİT Başkanı e, bir araya geldiler. Önemli bir toplantı yaptılar, önemli bir zirve, güvenlik zirvesi. E, bu zirvenin ardından da e, önce Dışişleri Bakanı çok kısa ve kararlılık ifade eden bir açıklama yaptı. Üçüncü taraflara sesleniyoruz. Çekilin vuracağız. Açıklamasıydı bu. Sonra aradan bir süre geçtikten sonra milli savunma bakanı aynı açıklamayı, aynı kısalıkta, aynı vurgularla yaptı ve bu da Suriye'ye bir operasyon konusunu gündeme getirdi. Şimdi biz bu şu ana kadar nasıl bir operasyon yapılır? Ee, bu harekat nasıl gerçekleşir bütün bunları konuştuk ve tabii işin Amerika tarafını da konuştuk yani Amerika'dan nasıl bir tepki gelir Washington'dan Yunus Faksoy e, öyle çok da güçlü bir açıklamanın en azından şu ana kadar gelmediğini vurguladı e, daha önceki deneyimlerden yola çıkarak bundan sonra da böyle çok güçlü bir açıklamanın gelmeme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Şimdi ben Eray Bey'i tekrar buraya davet edeceğim. Harita üzerinden, çünkü burada sadece Amerika Birleşik Devletleri yok bu bölgede. Yani Rusya var, İran var, rejim var. Biz hani Amerika ne diyecek diye baktık, oradan hani bir şey çıkmadı ama Rusya ne der mesela? Rusya nerede? Bunun Rusya ile bir koordinasyonu yapılmış mıdır? İran'ın tepkisi ne kadar anlamlı ve önemli olur? Rejimin ne yapacağı önemli midir? Ben bunu cevaplayayım efendim size. Ancak biraz önceki şeyde bir yarım kalan bir şey. Ha, bu arada bir Yunus'a bir sorayım ya. Ha, evet. Yeni bir şey var mı? Var mı? mı? Evet sormak lazım. Yunus. Dakika dakika aslında takip etmek lazım. Var mı bir şey? Yeni bir şey var mı? Amerika Birleşik Şu Devletleri'nden an... Hakan Fidan'ın ve Yaşar Güler'in Çekilin vuracağız açıklamasına bir tepki var mı? Şu an saat Amerika Birleşik Devletleri'nde 15.50 yani saat öğleden sonra 4'e geliyor. Bu noktayı ben vurgulamak isterim Ahmet Hakan. Aslında hep soruyoruz acaba bir cevapları olacak mı çekilin vuruyoruz açıklamasına? ABD buna direkt olarak üstünü alıp buna cevap verirse orada PKK'ya, YPG'ye destek veren devletin kendi olduğunu aslında itiraf etmiş olacak. Ondan dolayı aslında direkt olarak üste alma gibi bir durum yok. Bu bir, iki... Bir de aslında biz zaten bunların hepsinin aynı olduğunu biliyoruz. PKK, YPG, SDG, HPG hepsi aynı örgüt. Ancak Amerika Birleşik Devletleri için PKK, YPG ile SDG aynı örgüt değil. Hatta ben bu yılın başlarında e, Tuğgeneral'e sorduğumda Pentagon Sözcüsü'ne siz mazlum ile birlikte geziyorsunuz. O zaman Amerikan askerleri meşru hedef haline gelmiyor mu deyince ciddi anlamda sinirlenip hayır. Çünkü SDG PKK değildir demişti. Ama Yunus, var. Ama Yunus şöyle diyebilirler. Yani sen PKK'ya karşı ey Türkiye her türlü operasyonu yapabilirsin. Biz de PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyoruz. Ama e, işte SGD'ye yönelme diyebilir. Yani yönelmedi. onu diyorlar ediyor. zaten. Onu diyorlar. Tamam zaten. bu. Şöyle şimdi bir şey de var. Fidan'la Fidan ve Güler'in açıklamalarına cevapları da böyle olabilir. Yani yani yaptığınız bu açıklama SDG'yi de kapsıyor. Evet. Efendisi de PYD'yi de söylüyor. Zaten Evet PYD işte P tamam. SDG şemsiye ürgüt. Evet. Ama şu ana kadar zaten dünkü açıklamada demedi. ona demedi yani evet, evet o nokta önemli. Yani Suriye ile ilgili ne zaman bir operasyon gündeme gelse zaten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı olsun, Pentagon olsun yapmayın bunu, girmeyin bu işe, Suriye'yi istikrarsızlaştırmayın diyor. Yani Türkiye'nin Suriye'de belirleyeceği herhangi bir hedef Amerika Birleşik Devletleri için SDG'ye yapılan bir saldırı, IŞİD'i daha eşi yeniden ortaya çıkarabilecek Yani ben de aynı şeyi, kabul aynı şeyi hatırlatarak diyorum ki çekinmezler, bunu söylerler yani. Eğer söyleyeceklerse, yani e, bence, bence tek... sınırı da aşıp, yani normal sınırlarını da aşıp söylediler onu. Ben ondan dolayı şaşırdım dünkü açıklamaya. Evet. Yaptıkları. Yani girmeyin o işe. Girerseniz sizin terör sorununuzu çözmez. Yani bu ne demek oluyor? Yani siz mi destek olacaksınız? Yoksa siz mi devam ettireceksiniz bu teröre desteği? Yani o ilginç bir açıklamaydı ya zaten. Tabii ki. dışına çıkan. Birçok tartışmayı barındıracak, körükleyecek bir yaklaşım tarzı. Ee, Tehdit gibi. Tabii tabii onu anlıyorum. Onların daha çok e, temel tezleri şöyle oluyor. E, sen de özetliyorsun onu sürekli zaten. Hani DAEŞ, işit, işit gerekçesi. işit ya bunu yaparsan işit hortlar filan. Hani orada S SDG işidi şey yapıyor. Kontrol altında tutuyor. Sen işte oraya girersen işit. Hep bir işit şeyi vardır. Yani bir... bunu birebir duydum ben bugün Pentagon'da. üst düzey askeri yetkiliden, bir generalden bunu birebir duydum aynı kelime. Resurgence ne demek? Yeniden ortaya çıkmak demek. IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasına sebep olacak herhangi bir şey biz karşıyız. Yani şöyle Kardeşim. sen şöyle şöyle haklısın. Yani bunlar biz işte PYD'yi, SDG'yi filan savunuyoruz demiyorlar. Biz demiyorlar. işi de karşı mücadele ediyoruz. Bunlar da bizim bu mücadelemizde bize destek unsurlar diyorlar. Tabii. O yüzden hatta, koruyoruz diyorlar. Doğru hatta aşiretler geçtiğimiz ay ypg PKK'ya karşı ayaklandığında ben Pentagon'a gidip sormuştum bunu, aynı bu soruyu. Sözcü Tuğgeneral demişti ki, ee, biz onlarla sadece IŞİD'le mücadelede birlikteyiz. Yani orada dikkat ederseniz ABD sıcak çatışmaya falan girmedi yani havadan falan bir hava saldırısı yapmadı. Tabii, tabii. Adamların argümanı şu yani biz IŞİD'e karşı mücadele ediyoruz. Geçici bir ortaklık yapıyoruz. SDG ile Kürtlerle onların dediği onlar örgüt ismi de karıştırmıyor. Kürtlerle diyor. Biz Kürtlerle geçici beraberliğimiz var. O ortaklığımız devam Anladım. ediyor şu yani, an. Yani. Türk i̇şte, tezi de buna karşı Türk tezi de şu. E ee, Sen orada bir terör örgütünü, bir başka terör örgütüne karşı kullandığını söyleyerek ona destek oluyorsun. Halbuki bu destek olduğun örgüt de en az işit kadar tehlikeli bir örgüt. Gel, biz beraber işi de karşı mücadele edelim. Ama sen de orada terör örgütü ayrımı yapma, hepsine karşı çık diyerek e, itirazını temellendiriyor. Türk, Türk Doğru. Tezi de bu Cumhurbaşkanı Doğru. Erdoğan bunu evet. defalarca söyledi. Doğru. Yani şey bunu bu. Ben de dışişleri bakanlığında açık açık bir kere sormuştum. Yani demiştim ki mazlum hdi e, PKK saflarından gelen e, terörist elebaşı Öcalan'ın manevi oğlum dediği biri. Yani bilmiyor musunuz siz bunu? Dediğimde hani bazı insan aklıyla da alay ediyorlar. Yani, yani Amerikan aynen. istihbaratı bilmiyor mu bu adamın PKK elebaşı olduğunu, bir terörist elebaşı olduğunu biliyor ama. Biz IŞİD için mücadele ediyoruz deyince Batı'da karşılık görüyor. Çünkü Batı için IŞİD mi PKK mı? Ya yani IŞİD orada büyü, büyülü kelime teröre verdiği IŞİD desteğin de. gerekçesi bahanesi IŞİD büyülü kelimeyi yani söylüyor dediği, dediği doğru. İslamcı Ahmet terör diyor. yani İslamcı terör dediğinde PKK çünkü onlar için Marksist işte yani İslamcı terörle alakası olmayan cihat bunlar hep böyle kilit kelimeler bunları kullanarak Batı'da karşılık buluyorlar. Ahmet Bey, IŞİD çok iyi bir maske oldu. Maske. IŞİD'e karşı tek mücadeleyi yürüten ülke Türkiye oldu. İşte Fırat Kalkanı harekatını yaptı. IŞİD'e karşı hiçbir böyle yaptıkları askeri hareket yok. Ancak PKK'yı orada yerleştirmek, geliştirmek, bir garnizon devlet kullanmak için IŞİD'i bir maske olarak kullanıyorlar. Çünkü IŞİD'i de kendileri kurdu. IŞİD'i gerekçe olarak da Suriye'ye girdiler. Şimdi de orada IŞİD gerekçesiyle bir Garnizon PKK devleti kurmaya çalışıyorlar. Aklımızda da alay ediyorlar. Şimdi Yunus teşekkürler. Bu Rusya e, nerede burada? Rusya nerede? Yani Suriye, Irak yani bu bizim Amerika Birleşik Devletleri'ni konuştuk yani nerede olduğunu biliyoruz. Kaç askeri var? Rusya nerede? Efendim, Rusya aslında şu boşluk alanlarının hepsinde var. Yani Kamışlı'da Rusya var, Münbiş'te var. E, Tel Rıfat, e, Rusların kontrolünde. E, yani düşünün şurada Kamışlı'da Rusya, Amerika, rejim ve terör örgütü birlikte e, bir dörtlü kombinasyon oluşturuyorlar. Münbiş'te? Münbiş'te, Münbiş'te de aynı şey. E, ve Tel Rıfat'ta. aynı. aynı şekilde. Ruslar var yani. Rusların Kaç da askeri var Ruslar? Rusların da olmadığı yer yok yani. Kaç askeri var Rusya? Yani, e, Mesela Amerika için bin'e yakın dediniz. Evet. Amerika'nın e, şeyi 800-900 civarındaydı en son aldığımız bilgi. E, şimdi tabii e, Rusya'nın kaç askeri var bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Ruslar Ukrayna Savaşı nedeniyle buradaki büyük as askeri gücünün büyük bir bölümünü taşıdılar. E, burada garnizonları kaldı. Küçük garnizonları kaldı. İşte Devreye yapabilecek gücü kaldı. <laughs> Hatta o kadar bu gücü azalttılar <laughs> ki rejime artık destek veremiyorlar. Yani rejime bile destek veremeyecek kadar askeri güçlerini azalttılar burada. Ya yani onu onu söyleyelim. O şeyden ama Ukrayna savaşından. Ukra yüzden yani. söyle. Yani Ukrayna Savaşı nedeniyle buradan güç aktarımı yaptılar. Hatta rejimin bir kısım silahlı unsurlarını da Ukrayna'ya götürdüler. <laughs> dolayısıyla yani burada bir kara savaşı yapabilecek Rus askeri gücü yok. Ya da bir... Amerika'dan fazla mı az mı? Efendim? Amerika'dan fazla mı az yani, mı? Yani... Fazla ya, olması lazım. Muhtemelen bir, biraz daha fazladır ama çok da fazla değildir yani. Yani nihayet yani, Suriye Devleti ile olan bir ilişkileri var. Şöyle bir ölçü var. Dolayısıyla e, fazla diye Bey, düşünüyorum. E, yani şöyle bir ölçü var. Buradaki önceki Rus askeri gücü e, rejime karşı bütün hareketleri de bastırabilecek şekilde rejime destek olabiliyordu. Ama şu an olamıyorlar. Anladım. Yani o kadar azalttılar ki Ruslar buradaki fiziksel askeri güçlerini. Ama küçük garnizonlar şeklinde hala bölgede varlar. Yerlerinde işte Münbiş'te var, Tel var, Aynel Arap'ta var. Yine yani Kamışlı'da var, Resulay'ın doğusunda var, Haseke'de var. Yani Amerikalılar olduğu her yerde var. Nereden anlıyoruz bunda? Zaman zaman sosyal medyada da çıkıyor Amerika ve Rus devriyeleri birbirleriyle karşılaşıyorlar. Hani görmüşsünüzdür. Dolayısıyla ee, yani Amerikalıların olduğu şu bölgelerde Ruslar da var efendim, rejim de var. Yani düşünebiliyor musunuz? Kamışlı burada çok enteresan bir örnek. Amerikalı, Rus, rejim ve PKK birlikteler. Peki, Bakan Fidan ve Bakan Güler'in açıklamaları Ruslar açısından da geçerli mi? Kesinlikle. İran açısından da geçerli. İran nerede burada? İ İran'da ağırlıklı olarak bu şeydeler, ee, neydi onun ismi? Ee, şu sahil şeridinde, Halep'in. Halep'ten İsrail sınırına yakın olan bölgelerde daha fazla konuşlanmıştır durumda. Peki e, Türkiye'nin Türkiye'nin uyarıları İran içinde geçerli. Orada terör unsuru var mı peki? Ya varsa şimdi varsa. bilemiyorum. Yani hani onu istihbarat bilir. Ama tut ki mesela Halep'te operasyon yapmıştı bizim MİT milli İstihbarat teşkilatı. Peki, Hatırlarsanız. Yani, peki Fidan ve Güler aslında ülke ismi vermiyorlar. Evet adres yani ismini zikretmiyor ama belli yani. Hangi ülke diyor? Mesela Ahmet Bey e, çok hiç söylenmedi. Norveç özel kuvvetleri var burada. Norveç özel kuvvetleri ya bir tim 15 kişi. Bilmem Hollanda özel kuvvetleri var. Ne arıyor abi orada? Efendim işte Amerika'nın şemsiyesi altında işitle mücadele bahanesiyle onlar da çöreklenmiş vaziyettiler. Mesela bunlar çok bilmez İngiliz özel kuvvetleri var. Var yani. Hepsine Fransızlar söylüyor. Var. Hepsine Fransızlar söylüyor var. yani. Bakan Fidan Fransızlar ve... Var. Fransızlar, var. Fransızlar var. O zaman Bakan Fidan ve Güler hepsini kastetiyor. söylüyor yani. Burada aslında üçüncü taraf dediğiniz çok fazla Peki, unsur var. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile nasıl bir temas kuruldu, kuruldu mu, du mu, kurulmadı mı, bunu önemsediler mi, önemsemediler mi? Bu tartışma yaptık, konuştuk. <laughs> evet efendim. Rusya ile Putin ile Erdoğan arasında böyle özel bir Dostluk var, 3 iletişim Eylül'de Soçi zirvesinde ben bunun konuşulmuş olacağını söylemiştim. Konuşulacak iki tane konu var demiştim. Biri Suriye, biri Azerbaycan ve aldığım bilgi de bu Suriye konusunun görüşüldü. Peki e, Ankara'daki terör olayının ardından Erdoğan-Putin görüşmesi olmadı değil olmadı. mi? Yani böyle bir şey yok, hayır. oyuna yansımadı, hayır, Yok olmam. Yani, e, varsa da bilmiyorum. Yani onu. yansıyan yok diye. Erdoğan-Putin harici Türkiye'nin Rusya'daki yetkililerle temas noktaları vardır herhalde. Mutlaka var. Yani çeşitli düzeylerde. Tabii, tabii tabii. Yani burada Rusya biraz daha şunu anlamaya çalışıyorum. Buyurun. Amerika daha zorken Rusya daha mı kolay yoksa ikisi eşit mi? Eşit efendim. Bakın 90 kaç yılındı şey bu ilk mutabakat yapıldığında. Özür diliyorum geçmiş tarih. 2019. 2019. Ba ba Barış Pınarı'nı diyorsunuz değil Şurada mi? Şurada şey oldu ya. Tamam Barış Pınarı. Barış Pınarı 2019. Operasyonunda. 2019. Burada eş zamanlı olarak Amerika Türkiye'ye bırakacağını söz verdiği yeri Ruslara verdi. Evet. Ve ikisiyle de biz bir Memorandum of Understanding yani MOU imzaladık. Bir mutabakat muhtırası imzaladık. Evet İ evet. Mutabakatlarla yani, varmış. Şey yani. e e MOU bir Ara'yla. Durdu. Ama ikisi arayla. de burada şey yapmadı. Fakat konjonktürel olarak. Ukrayna savaşında Rusya'nın güç kaybetmesi Suriye'de bize Amerika'ya göre daha fazla alan açmasıyla sonuçlanıyor. Yani bu anlamda sorduğunuz sorunun cevabı evet Ruslar Amerikalılara göre biraz daha kolay. Onu da söyleyeyim. Bir Peki, şey daha işte müsaade edersen. İyi bir diyalog var şu sıralar. Tabii tabii. Ruslarla. Yani e, Sayın Putin'le Sayın çok Cumhurbaşkanı ben de onun da. için soruyorum yani evet, bu evet. bir de Ruslar rejim Amerikalılarla da son zamanlarda iyileşti. Etmiyorlar. Hayır ekonomik Peki, olarak da turizm tekrar bir şey cümle